Nedir? Cem Yaman'ımın pankeyi oluyor arkadaşlar. Havuç küreli. Değil mi? Dur. Pankekimiz bitiyor. Arkadaşlar bu nasıl bir bomba oldu böyle? Ciddi söylüyorum. Fena bir bomba oldu. Çikolatalı. Tam da çikolatayı dayanamadım görünce. Muzlu, ballı. Müsli var. Yulaf zaten müsli de aynı şekilde. Fena bir şey oldu ya. Muz olduğunu sonradan fark ettim. Mikrodalgada da böyle iyice ısıttım. Efsanevi bir şey hazırlamış oldum. Gününüze bomba gibi başlamanız için. Onun yanında tabii bir de şöyle bir Green Detox diye bir şey almıştım zamanında. Protein Ocean'dan. Şuradaki görmüş olduğunuz yeşil sebzelerin ekstratı. İçinde yok hani yiyemiyorsanız diye. Bunun ben kırmızı meyvelerini şeye götürmüştüm, iş yerine götürmüştüm. Cidden bana çok faydalı geliyor. Yani bunu bir içtiğim an değişim hissediyorum enerji noktasında. Bugün de yoğun bir güne gideceğim için, başlayacağım için de suyun içine bundan katıp karıştıracağım. 2-3 tane de yumurta kıracağım. Bu şekilde keyifli bir kahvaltım var. Ama şu apayrı bir şey oldu. Selamlar millet. Kamera kendine geldi. Şu an alelacele çıkıyorum. Sebo'nun maçı var, Ankara'ya geldi. Biraz erkenden gideyim dedim ama yine çocuk son anda bir işte ağladı, etti. Kargocu geldi falan, bir çıkamadım evden. Bir iki tane de arkadaşım alacağım. O yüzden onları da bekletmek istemiyorum. Yeni bir vloga hoş geldiniz. Güzel bir vlog olacak. Sebo'nun maçını çekebildiğim kadar çekmeye çalışacağım. Geçen izin vermemişlerdi. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Sonrasında spora gitmeyi planlıyorum. Akşam da Sedat'la NBA 2K atacağız gibi duruyor. Yani güzel, keyifli bir ayakkabı dahisi vlog sizleri bekliyor olacak. Sporlu, basketbollu, keyifli. Üstümde bu arada böyle yeni almıştım bunu. Tech Fleece maviler ve React'larım var. Rahat giymek istedim arkadaşlar. Normalde daha farklı bir şey giyecektim ama dedim rahat olsun. Acele etmem lazım bir de. Gördüğünüz gibi ayakkabılıktan olanları seçtim. Kutudan alamadım yani. Hadi bakalım. Yol üstünde arkadaşlar. Bir Nike'a uğrayacağız. Sebo'nun siparişi var çünkü. Bunlar ne böyle? Bunlar ne? Sebo'nun siparişi burada mı? Aynen burada. Yalnız asıl olay bu ya. Arkadaşlar Travis Scott
Değil mi? Air Jordan 6 çıkabilir. Çok iyi ya Air Jordan 6. Yalnız en güzel rengini almışsın. Geçen de bunu giymiştim. Farklı bağcık mı vardı? Aynen olabilir. Değil mi? Çok iyi ya. Çok iyi. Yani böyle sporcu gibi ama. Adam Parisleri giymiş gelmiş. Dışarıdakiler de sporcu zannetsin herhalde. Paris canmır abi. Aynen ben de Paris koleksiyonu seviyorum bayağı. Arkadaşlar geldik şimdi. Biraz geç kaldık. Mağazadan bir ayakkabı falan aldık işte. Ben normalde erken gelmeyi planlıyordum ama yine erken gelemedim. Sebocuğum kusura bakma. D kapısı. Nereden gireceğiz abi? Yerden mi girelim? Önden gireceğiz muhtemelen. Biz arkadan geldik. Evet salon büyük olunca. Maçta başlamış gibi düdüklerini falan duyduk daha demin. Bakalım Sebo yıldızlaşması lazım artık. Evet içeride görüşürüz. Sesleri duyuyor musunuz? Buradan mı girelim direkt? Bakalım ha. Ooo mehter takımı bile var. Şu daha deminki sayısını alsaydım efsane olurdu. Saha çok iyi arkadaşlar. Kalabalık da çok iyi. Mehter takımı var ya. Şaka gibi. Çok iyi. Sebo yok şu an herhalde. Dakika 24-25. İkinci çeyreği herhalde değil mi? İlk çeyreği kaçırmışız arkadaşlar. Sebo kaç sayı atmış? 6 sayıda. Şu çok iyi. Şu eleman çok iyi. Thank you.
Yarımız başlıyor. Bunları yapmadan olmaz.
bitti. Çok da güzel kazandılar. Deplasman galibiyeti. Sebolu üçlükleri çatır çatır gömdü. Son saniyelerini sizlere çekmeye çalıştım. Şimdi o da açıyor, o da açıyor biliyor. Ayakkabılarıyla çıktı. Selamlar, selamlar, selamlar. Sizi de şöyle çekelim. Ayakkabını getirdik. Geldi mi? Evet abi. Helal olsun. Eline sağlık. Eline sağlık. Blok uğurlu geldi. Geçen geldiğimizde olmamıştı ama. Ama geçen geç geldi. Abi geç gidiyorsunuz ya. Hep suçlu bunlar. Hep suçlu bunlar. Yanında drop çıktı o yüzden. Hep suçlu bunlar. Sebo'yu uyurluyoruz arkadaşlar. Çok güzel oynadı. Görüntüler de güzel bir attı. Onu da iyi yakaladım. İyi. Ama senin de çok güzel sayıların var. Benim videomda zaten benimkiler mutlaka olur. Yakaladığım varsa sen zaten seninkinden, onunkinden de izlersiniz. Abone olun kardeşime, abone olun. Hadi görüşürüz. Öpüyorum sizi gençler. Maç sonrası arkadaşlar, şimdi yemek yemeye geldik. Çok acıktık. Normalde spora gidecektim ama maalesef. Belki yemekten sonra akşam yaparım veya yarın spora gidersem yine bu vlogu eklerim. Güzel bir şeyler yapıyordum. Hep unutuyordum, bu sefer unutmadım. Aynen, sensin. Genelde yarısında. Hep ısırmışım oğlum aklıma geliyor. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldim. Çok güzel, çok keyifli bir gündü. Cezar'da harika hamburgerleri gömdük. Harika oldu. Eve gideyim, eşime, çocuğuma kavuşayım. Bu arada dün de bir şey söylemiştim, Protein Ocean'dan bir kargo söylemiştim. Herhalde o geldi diye tahmin ediyorum. Eğer farklı bir kargo değilse, onu şimdi paket açımı da yaparız. Soranlarınız da oluyor işte, abi hangi supplementleri kullanıyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Evet, evdeyse bakalım, onları açar üstüne konuşuruz. Evet, büyük bir kargo. Dün saat 5 gibi falan söyledim akşama doğru. Bugün kapımda. Hızları çok iyi gerçekten. Bakalım hadi içinden neler çıkacak. Evet, bu şekilde kargomuzu açtık. Evet. Neler varmış? Evet arkadaşlar, sırayla bakalım. Flava Multi Vitamin. Şöyle bir multivitamin almak istedim arkadaşlar son zamanlarda. Şuraya bakın. Son zamanlarda çok kendimi yorgun ve bitkin hissediyorum ve doğru düzgün beslenemiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden dedim ki multivitamin alayım. Bundan bir tanesi 100 lira mıydı, iki tanesi 160 lira mıydı, 170 lira mıydı, neydi, öyle bir olay vardı. O yüzden ben de iki tane aldım. Bir dakika oluşum, bir dakika. Evet, bir tane shaker hediye ettiler. Aldım. Evet, bu da fena değil, güzel bir shaker. Her zaman lazım olur shaker. Babanın. Bire gidip ederken. Evet, babanın. Babanın. Daha sonra nelerimiz var, beraber bakalım. Şöyle bir, çok ağırmış bu. Fıstık ezmesi aldım arkadaşlar. Tariflerde mariflerde görüyorum. 1 kilo galiba bu ya. 900 gram. Çok da ağırmış. Sen tezgaha koyabilir misin onu? Hadi tezgaha koy onu. Anneye ver. Dikkat et. Evet, aferin. Çok ağır. Fıstık ezmesi alayım dedim. Son zamanlarda çok tariflerde falan görüyorum. O yüzden evde bulunması iyi olacaktır dedim. 75-80 lira gibi bir fiyatı vardı. Şöyle bir kolajen lava hediye etmişler. Dur, onları da koyabilirsin. Evet, onları da götür bir tane. Onun dışında neler almıştık? Çikolatalı whey protein aldım. Kendime böyle çikolatalı waffle veya smoothie tarzı şeyler hazırlamak istiyorum. Onun için de bir tane evde dedim ki çikolatalı küçük boy protein bulunsun. Bir de ne aldık başka? Şöyle arkadaşlar. Asıl bununla beni yakaladı. Mail adresime mail atmış. Overnight recovery. Hani bir gün spor yapıyorum arkadaşlar. 2-3 gün yorgunum. Kendime gelemiyorum. İşte düzgün uyuyamıyorum. Gerçi sıkıntılarımı da biliyorum. İşte dediğim gibi çok iyi beslenemiyorum. Şöyle overnight, bir dakika. Şunu götür, şunu. Şunu götür. Overnight recovery yani hızlı toparlanma manasına geliyor. Dedim ki hadi söyleyeyim bunu. Sitesine bir girdim. Ama baktım hadi şunu da söyleyeyim. Hadi fıstık ezmesini de söyleyeyim. Hadi multivitamin de söyleyeyim derken öyle güzel küçük bir kargo, tatlı bir kargo yaptım. Hoşuma gidiyor. Bütün kargonun bedeli arkadaşlar, indirimler falan da vardı. 455 liraya geldi. Bence çok uygun. Normalde 600'e yakındı. İşte merhaba 10'la böyle %10 indirim oldu. Sonracıma ekstra bir indirim daha oldu falan. 550-600 liralık şeyi 455'e aldım. Bak çok pahalı biliyorsunuz. Hiç bilmiyorum bakıyor musunuz ama proteinler Türkiye'deki her şey gibi aşırı pahalandı. Tabii benim aldıklarım da çok büyük şeyler değil ama en azından 2 paket vitamin var, whey protein var, overnight recovery var. Onu denemek istiyorum. Bugün aslında güzel bir spor yapasım vardı ama Cezar ağır bastı, Cezar isteği. Ekrem yapalım dizmiş, şunu bir göstereyim size.
Sen ne güzel dizmişsin. Güzel şeyler aldık. Bakalım akşam belki bir spor yaparsak evde spor seansı da çekebilirim sizlere. Çünkü hepsini de denemek istiyorum. Şu çok iyi ya. 1 kilo fıstık ezmem var. Çok pahalı bir şey aslında ama tadı da oldukça güzel diyorlar. Protein Ocean markasını seviyorum ya. Daha önceden de kullandığım marka. Sedat sağ olsun kardeşim bana bu markayı tanıtmıştı. Evet. Bir yandan da evde sağlıklı yemekler oluyor ama benim için değil çünkü ben tokum. Evet çok şey oldu. Beslenemiyorum derken dev gibi somonları görmek. Ama benim için değil. Ekrem Yaman'ım ve eşim için. Arkadaşlar şimdi editlerimi falan bitirdim. Öyle ve mutfağa girdim. Pestilim çıkmış. Yani bu böyle sizde de oluyor mu bilmiyorum ama yatınca bir daha kalkmama durumu var ya. Kalkamama durumu lazımsa. Acaba dedim şu kolajeni mi denesem diyorum. Çok etki yapacağını düşünmüyorum ama onun yerine şeyi denesem daha iyi olur. Bu arada şu yukarıya dizdim arkadaşlar birkaç tanesini. Bir de şu dolabın yukarısında var supplementlerim. Şu overnight recovery denesem. Çok aslında recovery'lık bir şey yapmadım ama aşırı yorgun, aşırı bitkinim. Son zamanlarda çok var. Tabii ki yediğimiz o ağır burgerlerden de olabilir. 1,5 yedik öyle 1,5 bölüştük. Şunlara şöyle bir scoop deneyeyim. Tadına falan bakmış olayım en kötü. O şekilde sizlere de çıkışımı yapmış olayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Gerçi yarın sporda görüşürüz muhtemelen. Ayakkabı da ise ama bu gecelik out diyorum. Sedat'la buluşamadık. Aramadı beni daha. Belki arar. O aramayınca ben de şey yapmadım. Zaten aşırı yorgunum. Spor da yapmadık. Bugün böyle geçmiş olsun. Hani fazla zamanım yok. Hani hafta sonu mutlaka spor yapmalıyım. Onun için biraz böyle şeyim hani tik atıyorum kutucuklara. Kutucuklar boş kaldı mı hoşuma gitmiyor. Neyse. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Ayakkabılarsın. Bu gecelik out. Evet. Yine çıkamadım arkadaşlar dışarı. Ve evde yapmak zorundayım. Eşimin biraz araları var. O yüzden onu yalnız bırakmak istemedim. Evdeyiz ama güzel güzel giyindik. Takılıyoruz. İki gündür gidemedik ama. Doğru future'lar. Canım bunları giymek istedi. Ekrem Yaman'ımı da sordum. Ama bunları giy dedi. Altımda da Jordan eşofmanım. İçimde de kalın bir şey var. Evde bile olsam üşüyorum arkadaşlar. Bu şekilde hadi let's go. Geldi çattı mı bunlar? Bu yanan. Arkadaşlar antrenmanım bitti. Çok fazla size çekmedim ama güzel, keyifli bir antrenman yaptım. Terledim güzel oldu.
Evde böyle bazen yapabildiğim zaman hoşuma gidiyor. Her zaman yapamıyorum. Bugün, dün mesela çok yorgundum genel itibariyle çünkü hiçbir şey yememiştim, içmemiştim. Bugün güzel bir kahvaltıyla başladık ettik. Bir dün gelen o supplementlerimden işte bir multivitamin attım. Ondan sonra cimane attım. Oradan birkaç tanesini kullandım falan. Gerçekten iyi hissettirdi. Son zamanlarda yiyip içmeme hiç dikkat etmediğim için enerjim hep çok düşük. Tabii hayat yoğunluğundan, hani isteyerek değil de. Ona önem vermek istiyorum bu supplementlere de. O yüzden bir anda aklıma geldi. Girdim siteye, baktım indirim falan da var. Yapıştırdım geçtim. Çok keyifli, güzel oldu o yüzden. Daha iyi beslenmeye ve bu tarz işte vitamin olsun, protein olsun daha desteklere dikkat edeceğim. Sen ne diyorsun? Hayır o baba. Baba. Evet, umarım keyifli bir vlog olmuştur. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın. Ayakkabı Dahisi bugünlük out.